Bu, yani bunu bir kenara bırakalım artık. Sadece ben ve ben bunları söylerken biraz sonra... Yani. Cumhurbaşkanı'nın cami yakma sözü Kızılcahamam kampında bu gezi konusu konuşulurken geçmişe yönelik, CHP'ye yönelik bu tür suçlar. Bu bir zihniyettir. Değil, ben de öyle hatırlamıyorum. Camilerimiz, gerçi polis araçlarımız, camilerimiz yakıldı. Tabii gezi olayları. Bu kendini bilmezler tarafından işgal edildi diye konuştu. Yine burada düşen haberlerden biri Kızılcahamam kampında dile getirdiği yönünde haberler hep yaşıyor. Hasan Bey'le bu tartışmamız aslında dışarıda da yaşanıyor. Başka insanlar arasında. Şu bugün mesela. Meclise taşınmış bir bu konu. Bir başörtülü kadın. Bu bir başörtülü hanımefendi bugün sosyal medyada var. Açık giymiş bir kızımıza. Üzerine gitti dedi ki niye açık giyiniyorsun? Üzerine ört. Şunu yap bunu yap. Allah korusun. Bu sosyal medyada yayınlandı bitti. Allah korusun başı açık bir kadın. Bir türbanlı bayana başını aç deseydi tutuklanırdı. Demek ki yaşam bilimle tutuklandı. Daha önce yaşadık bunları. Demek ki yaşam tarzına müdahale açısından Türkiye'de bir eşitlik yok. Birileri daha eşit. Yani çünkü sizin de kıyafetiniz, sizin başınız açık. Ben buna bir laf söylediğim zaman aynı tavrı Cumhuriyet Savcılıkları göstermeli. Bence hukuk hiç devreye girmemeli. Yani ya bence yanlış bir şey. Ama aksi olduğunda o kadının başına neler geldiğimizi birkaç yıl öncesinde biliyoruz. Dolayısıyla bunları işte nereye getiriyorum bak şuraya getirmek istiyorum. Konuşmam benim Hasan Bey'i tahrik etmek ya da bu olayların şöyle oldu böyle oldu diye söylemek değil. Ama siyaset artık belli bir gerçeklik üzerine oturmalı. Bunlarla çok enerji ve zaman kaybediyorsunuz. Çok zaman kaybediyorsunuz. Evet, evet. Öyle başlamıştınız. Ve biz topraklarımızı ekmekten vazgeçiyoruz. Bizim 1980 yılında 1 milyon mandamız varmış baktım getirdim. Şimdi sayı 88 bine düşmüş hayvancılık. Şimdi bunlar TÜİK'in rakamları. TÜİK'ten alıyorum ki Hasan Bey kaç çıkması diye. Şimdi Veysel Ulusoy'a bir girerim. Oradan evet, da artık, artık tamamlayalım da Mehmet Bey'e de gidelim. Gibi şey bu... olur. Demek istediğim şu özetle. Bu tartışmalardan bırakıp bir barış yapıp yani siz dünyaya başka bir pencereden bakabilirsiniz. Ben de başka bir. Ben sizden daha Atatürkçüyüm ya da siz benden daha İslamcısınız tartışması artık geride kalmış. Modern dünyada biz... Zaten TÜSİAD Başkanı onu da diyor. Çok kutuplu dünyada acaba biz Batı değerlerine yakın mı gideceğiz yoksa Doğu değerlerine mi gideceğiz? Bir karar verip nasıl yürümek istiyorsak o yolda yürüyelim ve bu toplumun özellikle bu 7-8 milyonu gençler artık bizim bu tartışmalarımızdan hiç zevk almıyor. Tek istedikleri şey bu. Ekmek, iş, aş. Bununla ilgili ne yapacaksınız? Bugün bunlarla ilgili bir AK Parti'ye daha iyisini yapacaksa eğer, ben ufukta böyle bir izlenim evet, görmüyorum. Anne babaları gibi bakmıyor gençler şu anda. Altyapılarını koydum. AK Parti de başımın tacı. Hiçbir sorunum yok. Ama ben artık geleceğe, iktidarın değiştiği, yeni bir liderin olduğu ya da liderin de önemli değil. Hani hep söylüyorum ben bunu. Kırmızı ışıkta duran bir cumhurbaşkanı istiyorum. Yani hukuka daha önem veren. Hukuk bilincinin daha geliştiği bir toplumda ülkenin enflasyonun da düşeceğine... Adaletin iyi olduğu bir toplumda bunların gerçekleşeceğine inanıyorum. Buradan bakıyorum. O yüzden de iktidarın değişmesine ve yargının bağımsızlığına tekrar sağlanmasının, yargıç ve cumhuriyet savcılarımızın teminatlara sahip olmasının en önemli değer olduğunu düşünüyorum. Bunu her fırsatta söylüyorum. Bu arada İyi Parti de bunu milletvekili Aytun Çıray bu iddiayı meclis gündemine taşımış ve camilerin adresini de sormuş. Hani izleyicilerimiz de tabii delil olarak tabii söylenmesi lazım. Varsa yakıldığı yer. İtfaiye müdahale etti mi? Hangi itfaiye? Peki. Bu, ben cami, Valide Sultan Camii'ndeki tartışmadan bahsediyorum. Sizin bahsettiğiniz başka bir şey. Bu evet, yani, ama hani bilgisi soruldu, konuşuldu. Ben de o nedenle bilgilendirme amacıyla söyledim.